Saçınızı Geçmiş. eğer ki karar verdiniz, benim saçım e, ne kadar zor olursa olsun ben tedavi yapıp kurtulmak istiyorum. O fırça gibi e, keratininden uzunluğu, e, açılıyor kenarları, dökülmeler. Burada kararda olacaksınız somon balığı gibi. Somon balığı ne yapıyor? Akıntıya karşı yüzüyor. Hmm. Akıntıya karşı yüzebilir misiniz? Yürüyemezsiniz bile. Rüzgara karşı bile yürüyemezsiniz. Balık kendi şu kadar kalbiyle, gücüyle akıntıya karşı yüzüyor, mücadele ediyor. Neden bunu yapıyor? Hayatını mı zorlaştırmak için? Hayır. Yapıyor ki gıda bulsun, oksijen bulsun ve geri dönsün orada yumurtalarını sağlasın. O yüzden öyle bir mücadele veriyor ki direniyor, direniyor o akıntıya. Siz de eğer ki saçlarınızı Düzeltmek istiyorsanız o fırçaları kaldı. Aslında bu bir saç değil şu anda dokunduğunuz. Bu artık tamamen kimyasallaşmış, yıpranmış, e, fön, güneş, ultraviolet, boya. boya bir sürü şey. Ne olmuş biz de bilmiyoruz. Onu akıtmak lazım. Şimdi peeling yaptılar burada. Saç peelingi yapmak lazım. Ya Akıtacaksınız. Evet. Bakın iki madde gerekiyor burada. Bir aylık bir kür veriyorum aşama aşama. Bir aylık kür. Bir ay sonra saçlarınızı dokunduğunuzda, Elinizi sanki böyle o at kuyruğu oluyor ya. Hem Allah hafif yağlı, hafif merakla. etli, <laughs> hafif parlak ama ağır. Yani i̇şte bak, saçınızı bak. şöyle yaparken ağırlı, hmm. ağırlık gelecek size. Öyle bir sır açıyorum. Bu sizin tamam. kullandığımız şampuanlar. <laughs> kullandığımız şampuan. Normal satılan i̇şte. şampuan. <laughs> Bu tamam. şampuan, değil mi? Evet. Ben buraya su evet. vereceksiniz bana. Su. E. Su. Olur. Yeter mi? Yeter mi? Olur. Buz ne yaptık? Döktük hı hı. ve Karışık. köpürdük. Ver ben Köpürüyoruz. Ver onu ben. Köpürüyor, köpürüyor, sabah köpürüyor. Sabah sporu. Köpük ne demek? Şampuanla biz o köpüğü görmesek çatlarız. Tabi temizlik mi. Köpük çıkana kadar yapıyoruz. Köpük çünkü yağı kırıyor. O kiri götürüyor. Şampuandaki bu köpük e, hafif zararlı, hafif faydalı. İçeriğini okumanız gerekiyor ama köpürttüm. köpürdünüz bu tedavide şampuan sabun kullanmayacağız bir iki karbonat burada var yine su alacağım fakat şu köpükten daha fazla temizleyecek burada iki madde var biri sirke biri de karbonat bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı iki yemek kaşığı çok fazladır hemen yazın bir yemek kaşığı kadar karbonat alıyorsunuz su da Karıştırıyorsunuz. İki bardak, bu sizin iki, bir, iki bardak su değil mi? İki bardak suyumuz. Tamam. Karıştıracaksınız ve e, bundan saçınızı şampuan niyetine kullanacaksınız. Şampuanın tarifi nasıl? Su ve karbonat. Evet çok kolay yani. Peki bir, bir şey, şey söyleyeceğim kolay. temizleyecek mi saçımızı? Arındırıyor, temizliyor. Hiçbir şeyden korkmayın karbonat doğal, doğadan gelen bir mineraldir. Hiçbir zararı yok. Faydası çok fazla. Korkmuyorsunuz. Bir yemek kaşığı karbonat suya karıştırıyorsunuz. Bu sizin şampuanınız. Ama şöyle söyleyeyim ben bu tedaviyi bir ay yaptım. Bir hmm. ay boyunca saçlarınızı şapka, örtü, e, at kuyruğu toplayacaksınız. Çünkü sizi çok rahatsız edecek. E, alışmamışsınız ama zordur. Her şeyin diyorum ya o balığı, Tabii. balığı hatırlayın ondan sonra bu tedaviyi yani yapın. Ne gibi rahatsızlık verecek? Yani Sanki koku Sanki yağlı koku evet. hiç yok. Karbonattan koku olur mu? Bilmem. Zaten... <laughs> denemedim ki. <laughs> karbonattan <niye? gülüyor> koku <olur. gülüyor> Karbonatı her yere döküyoruz temizliyoruz koku olmaz sadece sanki size yağlı fırça gibi kurumuş öyle bir hal hissedeceksiniz ama o aslında arınmadır bakın nasıl Tamam Hı. şimdi karbonatla suyu yaptık sonra Sonra da sirkeyle onu durulayacağız şimdi ben onu burada yapacağım sirke ve karbonat Hı. ikisi bir su ve karbonatla şampuanımızı yapıyoruz sirke ve suyla arındırıyoruz Önüm. duymuşsunuz Açın önünü çok güzeldir. Denemeniz gerekiyor. Ben sirkeyi ve karbonatı yaptığımda bakalım aynı köpük çıkacak mı? Bakın. Allah. Hmm. Bakın. Hop 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 hop. Nasıl? Bence iki kat daha fazla temizlendi. Değil mi? Şimdi ben gidiyorum uygulama. Hem de arındırıyor, temizliyor. Hepsi de doğal. Elma sirkesi. Elle hazırlanıyor. Doğaldır, arındırıyor, temizliyor ve bin yıllardır sirkeyle, bundan temizlediler. 40. yıllarda şampuan nedir ortaya çıktı. Hmm. 60. yıllarda buralara geldi. Yani önce karbonatlı suyla yıkıyoruz, yapalım sonra sirkeyle. Hanımefendi, alalım. Evet, hadi yapalım. Peki, tamam. Ben yapmak istiyorum, hadi. önce de hadi. önlüğümü gi giyeceğim. Tamam, tamam. Önlüğümü. Önlüğünü de alalım Şems Hanım'ın. Tamam. Sizi alayım mı yanıma? Gelin. Önlüğünü giymek ister misin? Giyeyim tabii ki. O, uzmanım Şunu da ben, ben böyle gezemem. Hanımefendiyiz. Bunu ben, ben tutayım senin için. Ağır da. Tabii. Şöyle yapacağım. Aranızdan geçiyorum. <laughs> tamam. Geliniz efendim buyurun. Salonumuza hoş geldiniz. <laughs> Doğal ürünlerden e, yararlanarak cildinizi pardon saçınızı temizleyeceğiz. Bak bu bugün... da sabah spor. Karbon... Evet bu arada spor salonumuzda e, mevcut. E, şimdi cildinizi aman niye cilt takıntısı bende bugün saçınızı karbonatlayacağız. Bir güzel yıkayacağız. Ben geldim. Buyurun Hoş geldin. Geldim, ben Suyumuz, <laughs> bu karbonatımız. Tamam. Hemen hazırlığımı yapıyorum. Şuna mı yapacağız? Gel böyle <laughs> yapalım kameralarda görsün. <laughs> Hanımlar karbonat size yüzde yüz inandırıyorum bir kimya uzmanı olarak hiçbir zararı yok. Bir ay sonra saçlarınıza inanamayacaksınız. Yapacağım. Her çeşit saç. Bugün Sarı, oriyelle yanmış, siyah. Hiç saçım yok diyenler. Suyu döküyorum Şems. Suyu dökelim. Bugün başlıyorum tamam. vallahi. Bu ilk şampuan <laughs> de değil mi? Evet. Bu evet. sizin şampuan. Karbonatlı su sadece. Evet. evet. Başka El hiçbir şey değil. Diyeyim. Gel ben tutayım. Karıştırıyorsunuz. Hı -hı. Karıştırayım. Haftada üç defa ama ben yaptığımda kendime iki gün aralıkla yaptım çünkü dayanamıyordum. Evet. Sanki yağlı görünüş olduğu için. Hı. Bir ay boyunca karbonatla suyu karıştırıp şampuan niyetine saçınıza kullanıyorsunuz. Sirkeyle duruluyorsunuz. Bir ay sonra mucize saçlarla karşılaşacaksınız. Stüdyomuzda da şu anda şey e, yıkama işlemine başladı. Şurada karbonatla şampuanladık. Yıkadık. Birinci etapı bitirdim. Durulamaya geçiyorum. Hiçbir yağ kalmıyor. Saçınızda hiçbir kir kalmıyor. Hocam bana tamam. yardımcı Tabii olursanız. Ki. Sirkeyi Tabii mi getireyim? Yok. Sirkemiz de burada. Tamam. Evet. Ben Bir, de şu suyu alayım. Bir dakika. Demek aşağı kadar sirke alıyorsunuz. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Ve saç durulaması. Yani siz bunu balzam niyetine, krema niyetine kullanacaksınız. Suyun içine bir yemek kaşığı kadar sirkenizi de koydunuz. Hı hı. Tutayım ben sana dökeyim onu şemsi. Evet. Hı. Ve karbonatla iyice yıkadınız. Siz bunu evde yaptığınızda köpürecek saçınız. Birazcık böyle gelkin. Köpürüyor sanki şampuan kullandınız. Çok fazla yüzüne gitmeyelim. Hı hı. Evet. Sirkeli suyla Yaptık asla koku olmaz, asla yağ olmaz, muhteşem de kokacak. Ya Çünkü bileyim, temiz oldu. Ben bu sirke yatınca vallahi hep kokar diye diyeceğiyorum. Kokmuyor. Yapıyorum. Hayır. Ama sirkeden de sonra Hı. hocam geliyorsun. Bunu tamam. hafifçe kaldıralım böyle. Hı. Hı. Tamam ben tutuyorum. Ben, ben onu tutayım sen onu kaldır evet. istersen. Sirkeden tamam. sonra bir daha duruluyorsunuz. Koku falan hiçbir şey kalmıyor. Bu arada seboreit, dermatitler, kaşıntılar, pullanmalar rahatsız ediyor. Küçük küçük sivilceler oluyor. Hepsine iyi gelecek. İyice duruladık. Çok çok özür diliyoruz. Güzel Fiyon makyajınızı bozmayalım. <laughs> şu sirkenin kokusu da gitti. Acemiyim, ben e? kusura yeterli. Yeterli. Tamam. Havlu Sıktım. hemen şu altta. Getireyim. Burada. Hı <laughs> hı banyodan çıkıyorsunuz. Bitti bu kadar. Bu. Bir ay boyunca bunu yapın, bir ay sonra saçınızdaki mucizeyi görün diyor Şems. Ama bu, bu. arada saçınızı sürekli toplama ihtiyacı duyabilirsiniz çünkü kalk biraz ya, yağlı ya, gibi kalk. göreceksiniz diyor. Saç boyanızı gelin yapabilirsiniz Bana gelin. diyor bir aylık kürlerde. Reklam arasında sorduğum soruları toparlıyorum size. Boya yapabilirsiniz ama fön gibi şeylerden biraz uzak. Gerek yok diyorsun. çünkü bir tedavidir. Saçı elinizle tarayacaksınız. Bakın bir kere tarak budur. Açın ellerinizi. Bu sizin tarağınız. Tarak istemiyorum. Saçınızı aşağı indirin. Göstereyim. Oturun şöyle. Tarak kullanmayacak mıyız? Tarağa gerek yok. Aşağı indir. Aa. Yapılacak şey izleyin. Saçınız nemken Aldınız havluyla değil mi? Bak. Ve şu. Aa, şu. Şu uçlarını. Ha, uçlarını tamam. Uçlarını, Aslında değil. sert gibi görünüyor ama değil biliyor Şu. musunuz? Saçınız uzun, uzun saçlarda müthiş zevkli Sen oluyor. Sen o zaman fırça falan kullanmayı sevmiyorsun öyle mi? Arada sırada. Şu benim fırçam. Elimle suyun altında tarıyorum veya e, şey Tahta taraklar oluyor ya büyük dişli. Evet. O demirlerdir, o fırçalardır. O kadar oluyor o kadar iyi oluyor, o kadar o iyi oluyor ki. Böyle biz bayanlarda e, işlem görmüş, sarışın bayanlar, o real onlar tarağa gelmez ki. Hı. Çırptın, böyle güzelce, böyle arkaya e verin ve elinizle. Hem de masaj yapmış oldunuz. Evet. Ceyda Hanım. Vallahi gene ağzımın. Bir dokunur musunuz saça şimdi? Hı. Aa, yumuşacık. Evet hakikaten çok yumuşak oldu. Sonra elinle a böyle, böyle yap. Hafif de masaj yap. Hafif onları tart. Merhaba, uyanın. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Ay, Çıkın güzel. bakalım. Çıkın dışarı. <gülüyor> <gülüyor> dışarı. İçeride kimse var mı? Böyle. Aynen. Bu kadar. Bir de şurada bir püf noktası veriyorum. Saç kuruduktan sonra taramayın, yolunuyor. Suyun altında yapın bu işlemi.